Öf, ödev yapmak boynumu ağrıtıyor. Ama devam etmeliyim. Daha bitirmedim. Yine de çok yoruldum. Sadece birazcık kestireyim. Bakalım. Tabii ya. Şimdi hepsini anlıyorum. Bu formüller ve hesaplamalar yardımcı olacaktır. Evet. Bu teorimi nasıl unutabilirim? Vay canına şu haline bir bak. Seni matematik sihirbazı. Etkilendim. Son birkaç hesaplama. Bir saniye. Evet buldum. Ah ödevim. Dahi yani ödevime ne yaptın? Sırılsıklam ettin ve tamamen mahvoldu. Hayır. Amanın ödevim ıslanmış mı? Ah oh, çok şükür sadece bir rüyaymış. Hey hala ödevini mi bitirmeye çalışıyorsun? Aman niye öyle dik dik bakıyorsun ki? Hayır imkanı yok. Bu riski alamam. Sorunu çözeceğim. Üç boyutlu kalemimi aldım. Buna hazır mısın? Bu kupayı ters çevirmen gerekiyor. Sonra da kupanın ağzının etrafını kalemle takip etmeliyim. Çevresini tamamen geçelim. İşte bu kadar kupayı kaldırabilirim. Şimdi dairenin içini doldurmaya başlamalıyım. Bunu yapmanın en kolay yolu ileri geri gitmektir. Çizgiler biraz kaysa da endişe etme. Tamamen düzgün olmak zorunda değil. İşte bu kadar. Sonunu da yapayım ve tamamdır. İşte bu kupa ve kapak yaptım. Henüz tamamen bitirmedim. Birkaç tane daha kıvrım ekleyeyim. Sonra da kapakla birleştireyim. Bu şeklin içini de doldurayım. Aynısını çepeçevre yapayım. Hepsinin içinin doldurulması lazım. Yaşasın. Yaptım işte. Deneyim bakayım. Harika. Olduğu yerde kalıyor. Mükemmel ufak bir kupa kapağı. Vay canına. Bunu senin yaptığına inanamıyorum. Rahatça kullanılabiliyor ve sonra da kapak geri takılabiliyor. Artık ödevime bir şey olacak diye endişelenmeme gerek yok. Sırılsıklam matematiğe elveda. Aa, koş. Sırılsıklam oldu. Vay canına ama sanki azalıyor. Çok şükür. Evet çok acayip bir ay oldu. Olamaz. Satrançlar tam mahvolmuş. Bu nasıl olabildi? Hiç anlayamıyorum. Dinle. Sen burada kal. Ben birazdan göreceğim. Tüh ya. Pekala. Bunu yapmak için neredeyse hazırım. Yalnız etrafı korumam lazım. Eldivenler hazır. Şimdi işe koyulma zamanı. Elimde birkaç kalıp dolgusu var. Şimdi bu karışıma biraz da sinekliyim. Pekala şimdi bunu kalıplarımın içine döküyorum. Çok fazla değil ama. Şimdi biraz daha karıştırmam gerek. Biraz daha kırmızı olsa iyi olacak sanırım. Ve tabii ki daha fazla sim gerekiyor. Tamam güzel şimdi bunu ikinci kalıba döküyoruz. Harika dolgu iyice kurusun. Sanırım oldu. Evet kalıptan rahatlıkla çıkıyor. Harika oldu. Bunlardan birkaç tane daha yapmalıyım. Bayağı güzel bir şeye dönüşmeye başladı ama. Şimdi daha şeffaf bir karışıma ihtiyacım var. Bu yeterince iyi oldu. Şimdi bunu kalıba döküyoruz. Karışımı bütün kareye yayıp daha önce yaptığım ufak karelerin üstünü kaplamam lazım. Yeterli miktarda dökmem lazım. Tamam, bunun dışında bütün köşeler doldu. Evet işte oldu. Aman tanrım şuna bak, çok harika oldu. Hey üzülme artık, ben sana yeni bir satranç tahtası yaptım. Bunu sen mi yaptın? Benim için evde. Vay canına. Bu inanılmaz havalı bir şey. Hey, oynamak ister misin? En iyi tasarımım. Selam, burası güzel olmuş. Oh, senin için özel bir şeyim var. Bir kalem. Bu sıradan bir kalem değil. Ben de lazer kalem de var. Oh, peki ya buna ne dersin? Ruja benziyor ama izle. Etkileyici değil mi? Ondan geçen sene almıştım dostum. Peki, zor müşteri. Düşüneyim. Buldum. Bu işi biraz hızlandırabilir miyiz? Bu her şeyi gösteriyor. Cidden mi? Şunlara baksana. Bunları kullanamam. Ne yapacağım şimdi? Buldum. Bende bu var. Kırılmış gözlüğü düz bir yüzeye koy. Üç boyutlu kalemle gözlüğe bir burun köprüsü yap. Silikonlu gözlük çerçevesinin üstüne doğru devam ettir. Çerçevenin üstünde de bunu tekrarla. Bu bitince sapı tuttur. Ona da üç boyutlu kalem uygula. Bütün sapı kapla. Kırıldığını kimse fark etmez. Tamir ettim. Çok şık olmuş ha. Bir deneyeyim. Ne düşünüyorsun? Sen de kalsın. Ama anladım. Ne çok para. Hey. Hey geri dön. Bekle. Paramı saklamalıyım. Duvardaki bu boşluk işimi görür.
sanırım bir fikrim var. Parayı boşluğa koyuyorum ve 3 boyutlu kalemle güvende kalmasını sağlıyorum. Çerçevesini çiziyorum. Sonra çaprazlama çizgiler. Ters yönünde de aynısını yapıyorum. Şimdi örümcek ağ gibi görünmeli. Ağın ortasından başlayarak daireler çiz. Şöyle. Param güvende. Ah, olamaz. Şimdi seni yakaladım. Demek sonun böyle olacakmış. Ah, bunu düşürmüşsün. Ay. Evet, diyetimin son gününü de bitirdim. Çekil gözümün önünden kereviz sapı. Daha lezzetli bir şeyin vakti geldi. Yaşasın, bu harika olacak. İşte başlıyorum. Bunları eşliğimin üzerine bir güzel dökeyim. Şu sucukları da alalım bakalım. Oh, çok güzel. Sosisler de gelsin. Şimdi de erişte. Oh, bayılmak üzereyim. Oh, neler oluyor burada? Bunun kanıtını hemen kaydetmeliyim. Yakından çekmeliyim. Hey, dur. Aman tanrım, çok özür dilerim. Telefonuma ne yaptığına bir bak. Al, bu peçeteleri kullan. Kendimi kötü hissettim şimdi. Hey, bir saniye. Tabii ya, 3 boyutlu kalemim vardı. Bir fikrim var. Peki, elimde bir boş telefon kabı ve kalemim var. Şu sarıyla kabın üzerine bir şeyler çizme vakti. Şöyle her tarafını kıvrım kıvrım doldurayım. Her yere yapayım. Dikkatli olmama hiç gerek yok. Sadece bütün alanı doldursam yeter. Şu son köşeyi de yapayım ve bitti. Birkaç süs eklemek de daha güzel hale getirir. Aman tanrım, çok tatlı yemeğe benziyor. İşte bu, ne düşünüyorsun? Tatlı olmuş değil mi? Sana yaptığım için öyle. Ay, çok teşekkür ederim, bayıldım. Hey, şu eriştemden biraz ister misin? Aa, sen kaybedersin. Oh, yine huzurlu bir sabah. Hazırlansam iyi olur. Oh, uyan, günaydın. Dişlerimi fırçalama zamanı. Ah, hala uykum var. Ay, gıdıklıyor. Ah, dişlerim ışıldıyor. Oh, olamaz. Belki fark etmezsin. Pekala, sırada ne var? Makyajım iyi görünüyor. Ah, küpelerim, takayım. Öbürü nerede? Bana bakma, hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Ah, bu çok tuhaf. Ah, ben ne yapacağım? Sanırım bir fikrim var. 3 boyutlu kalemle böyle bir üçgen çiz. Çizgiler şık olsun. Üçgenin tabanına ulaşınca başka bir renk kullanmaya başla. Bir karpuz yapacağız. Kabuk için yeşilin farklı tonlarını kullan. Sonra çekirdekler için siyah noktalar yap. Noktaları kırmızının üstüne rastgele yap. Bitince tersini çevir ve bir küpe iğnesi ekle. Şık ve leziz görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. 3 boyutlu kalemle küçük çizgiler çiz. Öbür yanına da yaprak şekli elde etmeliyiz. İyi görünüyor. Yaprağı ters çevir ve küçük ve şeffaf bir pipet parçası ekle. Bunu makasla kes. Bu yaprağı kulağında tutacak. Oo, çok güzel görünüyorlar. Ha? Aa, tesisatçı olmak istiyorum da. Ha, biliyordum zaten. Gördüğün gibi birçok güzel çiçeğimiz var. Senin görevin... Aha, pardon. Dediğim gibi görevin onlara bakmak. Ah, ne güzel. Aa, bu çok hoşmuş. Ay! Oh, az kalmıştı. Dikkatini veriyor musun? Ah, iyi. Beni izle. Sulayıcı orada. Oh, ne büyük sorumluluk. Bu gayet kolay görünüyor. Fazla sulama. Anladım. Ah, olamaz. Oh, şu pisliğe bak. Hemen temizle. Hemen. Tabii bana güvenebilirsiniz. Bakalım burada ne varmış. Bu saksıyı alıp temizlemeni istiyorum. Ay. Ve nefes ver. Ah, çok üzgünüm. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu iyi görünmüyor. Ama sanırım işleri nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Bu saksıyı atmaya gerek yok. Sadece 3 boyutlu kalemi al. Kırın yanından aşağı doğru çiz. Kırın tüm kenarlarına uygula. Hiç boş bir nokta kalmasın. Neredeyse oldu. Bu tamam olunca bir kenardan diğerine çizgiler çek. Amaç iki kenarı birleştirmek. Harika. Sonra daha fazla çizgi çek. Şimdi içini doldurmaya başla. Biraz zaman alabilir ama değecek.
büyük boşluklar kalmasın. Şimdi çatlaklarını da üstünden kalemle geç. Bu çatlağın ilerlemesini önler ve bağı güçlendirir. Şimdi biraz renk katmalıyız. Ne kadar farklı oldu. Selam. Amanın, bu müthiş. Ama başka bir şey kırma. Anladım. Aa, pardon. Vay canına, bu zencefilli kurabiyeler müthiş güzel kokuyor. İşte orada. Aman tanrım, çok güzel. Saçıyla yaptığı bu ağır çekim harekete bayılıyorum. Ve gözlüğü de ona ayrı bir hava katıyor. Halbuki gözlerinin çok iyi gördüğünden eminim. Ah, selam. Kurabiyelerimden bir tane ister misin? İsterim, teşekkürler. Hmm, çok lezzetli. Hadi sen de bir ısırık al. Ah, evet. Böyle bir şey yaşasak harika olurdu. Şu sınıf nerede ya? Pekala, artık harekete geçme zamanı. Evet, bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Her şey iyi gidecek. Aa, olamaz. Uf, çok fena düştüm. Neyin üstüne düştüm ben? Aa, kurabiye kesicisiymiş. Vay canına. O çok güzel. Aslında bu aklıma dahice bir fikir getirdi. Bu iki kalp şeklindeki kesiciyi bir kalp yapmak için kullanacağım. İşte böyle. Ve şimdi merkezini doldurmam gerekiyor. Etrafa bulaşmaması için bu küçük şırıngayı kullanacağım. İşte oldu. Üstünden ultraviyole ışığıyla geçip kurumasını hızlandıracağım ama biraz sıvı ihtiyacım var. Bu küçük kalpler, yıldızlar ve çiçekler çok güzel. Şimdi diğerini bunun üstüne koyacağım. Harika. Bak, bu anahtarı da senin için yaptım. Oo, vay canına. Sen bunu benim için mi yaptın? Bayıldım. Dikkat etsene. Ne kaba ya. Neyse, giymeliyim. Bu kemer çok hoş. Ama biraz küçük. Olamaz, tırnaklarım mahvoldular. Ha, bu bir felaket. Haline bak. Zavallı tırnaklarım, ezik. Korkunç birisin. Sorun yok, durumu hala kurtarabilirim. Bu işe yarayabilir. Buldum. Acil tırnak tamiri için parmaklarının üstüne bantı yapıştır. Ahşap bir çubukla tırnaklarının kenarlarına doğru bastır. Sonra bir kalemle şeklini çiz. Bantı çıkar. Bantı düz bir yüzeye koy ve tırnağın izini tamamlayıp tam bir tırnak şekli elde et. Üç boyutlu kalemle içini doldur. Çerçevenin içinde kalmaya dikkat et. Şimdi bir kalem veya başka bir şey bastırarak onu hafifçe yuvarla. Sonra yapay tırnağı banttan çıkar. Ama dikkatlice yap ki bir tırnak daha kırmayalım. Tırnak makasıyla fazlalıkları kes. İzin üzerinden git. Artık sadece bunu takmak kalıyor. Müthiş takma tırnaklar için bunu öbür parmaklarında da yap. İyi görünüyorlar. Vay canına, işte şimdi hazırım. Müthiş görünüyorlar. Ha? Hey, dikkat etsene. Kes şunu. Çekil. Senin derdin ne? Saate bak, temizlik zamanı. Çek buradan. Oh, yeter artık. Al sana. Kaçsan iyi olur. Ona gününü gösterdim. Ne? Nedir bunlar? Oh, hiçbir şey anlamıyorum. Üf, kağıdıma bakma. Şimdi ne yapacağım? Bir bakalım. Kimi kaldırsam? Kitabının arkasına saklamayı bırak. Gel buraya. Ne? Bu hiç adil değil. Beni seçmesini istiyorum. Pekala, bileşiğin adını tahtaya yazdım. Şimdi onu yapman gerekiyor. Bununla başlayabilirsin. Hadi ama, burası bir laboratuvar. Çalışmaya başla. Aa, bu aramayı açmalıyım ama çalışmaya devam et. Sonucu görmek istiyorum. Bunu yapmamı beklediğine inanamıyorum. Hey, şu deney şişesini al. Ne? Hayır, onu değil. Diğerini al. Bu kırmızı olanı mı kastediyorsun? Üf, işe yaramazın tekisin. Şunu al. Ne? Bu ufak olanı mı? Harika, peki. Aldım onu. Bu harika olacak. Sanırım bunları karıştırmam gerekiyor. Aa, o da neydi? Bir patlama mı oldu? Fena kandı. Ne? Hayır. Masasının ortasına yakarak deldim. Bu
bunu fark etmemesi imkansız. Başım büyük belaya girecek. Of, çok kötüsün. Ne yapacağım? Okuldan atılmak istemiyorum. Bir dakika, 3 boyutlu kalemim var. Peki, bunu kesinlikle düzeltebilirim. Neyse ki masaya uyan bir rengim var. Deliğin üstünden uzun şeritler yaparak başlayacağım. Şimdi de tam tersi yönde gidebilirim. Şunu öğretmen gelmeden halledebilirsem belki de deliği fark etmez. Neredeyse bitti. Birkaç çizgi daha. Tamamdır, bitti. Deliği örttüm. Deney şişesini de üzerine yerleştireyim. Belli etmeyeyim. Aa, hala burada mısın? Neyse, aferin, oturabilirsin. İyi geceler. Işık açıkken uyuyamam ki. Ay, ne sakarım. Acaba bunun altında başka neler var? Aa, şuna bak. Bunların varlığını unutmuşum. Bu da ne? Barbie mi? Bunu yıllardır görmemiştim. Merak etme, yine sana sarılmak için geri döndüm işte. Bu çok güzel. Barbie? Aa! Kendimi çok çirkin hissediyorum. Rüya bu herhalde. Umarım öyledir. Ah, çok gerçek gibiydi. Ama ürkütücü Barbie haklı. Bu durumu düzelteceğim, merak etme. Dönüşüm zamanı. Üstünde biraz çalışmak gerek. Önce kıyafetlerinle başlıyoruz. Kırmızı seviyorsun değil mi? Kalemi ileri geri oynatmak gerek. Bu uzunluk iyi sanırım. Ay, çok hoş. Kendini şimdiden daha iyi hissediyorsun değil mi? Üstelik alışverişe çıkmana da gerek kalmadı. Tatlı rüyalar. Ah, ne güzel. İyi uykular arkadaşım. Yeni bir elbise mi? Teşekkürler. Oh, ne iyi uyudum. Hey, bugün doğum günüm. Bana mutlu yıllar. Şimdi ne yapsam? Ha, buldum. Buralarda bir yerlerde olmalı. Aha, süslerim. Doğum günü ortamı olmalı. Doğru olmayan bir şey var. Hey, ne haber kanka? Sana bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Ha? Kapa kapa. Tada! Balon mu? Bana mı? Bu harika. Bugün özel bir gün. Onu duvara asacağım. Aslında bir fikrim var. 3 boyutlu kalemim lazım. Şuna bak. Balonu şişir ve çevresini 3 boyutlu kalemle çizmeye başla. Bütün çevresini sar. Tamamen kaplanana kadar devam et. Bu bitince balonun dibini makasla kes. Balon sönünce içinden dikkatlice çıkar. Sonra içine ışık zinciri koy. İşte parti ışığı. Şuraya asayım. Ne hoş görünüyor. Bayıldım. Çöp bidonunda ateş yakmaktan bile güzel. Hadi kutlama yapalım. Şurayı temizleyeyim. Fincanları çıkardım. Ortamı hazırlayayım. Bir de pasta lazım. Sıra dilek tutmada. Ha? Ne oldu? Rüzgar. Aa, sorun değil. Ha. Hava işte. Erken konuşmuşum. Doğum günün kutlu olsun. Her şeyin kusursuz olmasına dikkat etmeliyim. Evet, işte döndüm. Bu hediyeye bayılacağından eminim. Sessizce yaklaşayım. Bil bakalım ben kimim? Kim olabilir? Bir insan olduğu kesin ama. Jake sen misin? Doğum günün kutlu olsun. Şimdi buna bir bak. Sana bir hediyem var. Çok heyecanlandım. Ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Buna bayılacağına eminim. Kaşık mı? Uf, olamaz. Bu nasıl oldu ki? Bugün olanları bir hatırlayayım. Vay canına, bu gerçekten harika bir kolye. Buna bayılacağından eminim. Bunu almakla çok iyi ettin. Bir saniye, zamanı geldi mi? Uf, olamaz.
Geç kalacağım. Hemen çıkmam lazım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Ne? Vay, inanılmaz gücümle kaşığı ikiye ayırmışım. Ama bu kaşık çok parlakmış. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Tamam, elimde bu pense var ve bununla kaşığın altını eğeceğim. İşte altını biraz biraz döndürmem gerekiyor. Tabii üstüne biraz sinir dolgu dökmem lazım. Vay canına, şuna bak. İşte oldu, güzelce kurumuş. Vay canına, harika bir şeye dönüştü. Düşündüğümden çok daha iyi oldu. Sanırım günü başarıyla kurtardım. Ha? O ne yapıyor? Uyuyakalmış. Ve yine de ona hediyesini vermeliyim. Şimdi eğlenceli bir şekilde uyandıracağım. Vay canına, hepinizin bu olduğuna inanamıyorum. Bak, hediye olarak sana bunu aldım. Umarım hoşuna gider. Aman tanrım, çok teşekkür ederim. Bu şu ana kadar geçirdiğim en iyi doğum günüm oluyor. Temizliği gibisi yok. Bunu en son ne zaman temizlemiştim? Odaklan. Her yere dökmüşsün. Dikkat et. Hey, neler olduğunu göremiyorum. Julie. Ekrana bak. Olamaz. Şimdi ne yapacaklar? O kadar gerilimi kaldıramıyorum. Bunu yapmış olamaz. Olamaz. 456 numaralı oyuncu kaybediyor. Gerilim beni fena acıktırıyor. Sanırım bayağı uzun süredir bunu izliyorsun. En son ne zaman duş aldın? Buna ihtiyacın var. Biraz daha iyi oldu. Ne yapacağımı biliyorum. Biraz ışıltı zamanı. Folyo kafa hemen geliyor. Tada! Fakat henüz işimiz bitmedi. Etrafını siyah yapıştırıcıyla çiz. Sonra bir kasnak kullan. Birkaç tane lastiğe ihtiyacın olacak. Ardından hepsini zımbala. Harika. Şimdi folyo kafayı kullanma zamanı. Maskeni yapmak için etrafını çiz. Bu kısmı oldukça sabır istiyor. Çeyreklerden biri bitti. Son dokunuşlar. İşte bu kadar. Biraz sabır istediğini söylemiştim. Şimdi sıra diğer tarafta. Zaman uçup gidiyor. Sırada beyaz renk var. Tanıdık geliyor mu? Squid Game izlediysen neden bahsettiğimi anlamışsındır. Ürkütücü değil mi? Son bir bölüm daha. Odaklan. Merhaba. Ha? Yoksa bu gerçek olamaz. Lütfen bana zarar verme. Oynamak istemiyorum. Kendim. Bu çok havalıymış. Ben yaptım. Sanırım biraz yetenekliyim. Sence de çok gerçekçi görünmüyor mu? Biraz zamanımı aldı ama değdi. Julie bak. Onu da sen mi yaptın? Onun kim olduğunu bilmiyorum. Sana benziyor. Şaka mı yapıyorsun? Hemen kaçalım. Bu zor bir iş. İnanamıyorum. Bu müthiş bir keşif. Nazikçe temizleyeyim. Bu Roma çömlek işçiliğinin nadide bir örneği. Meşhur olacağım. Bunu güvenli bir yere koymalıyım. Şu raf işimi görür. Ne kadar güzel. Temizlik zamanı. Her yer toz olmuş. Bu bardak ne arıyor burada? Ne kadar da eski püskü. Ama bu durumu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bardağı ters çevir. Biraz alüminyum folyo al ve buruşturup top haline getir. Alüminyum folyo topuna bir damla sıcak silikon sık. Sonra bardağın tabanına yapıştır. Tabana 3 tane daha top yapıştır. Biraz daha alüminyum folyoya şöyle şekil ver ve tabağın yanına yapıştır. Öbür yana da uzun bir parça. Şimdi folyoyu renkli silikonla kapla. Hiçbir yerine atlama. Bardağı da silikonla kapla. Bardağın kenarından başla ve aşağı aksın gitsin. Sıcak silikon kuruyunca şöyle görünmeli. Gülen bir yüz eklemeyi unutma. Böyle çok daha iyi. Hey, tarihi eseri gördün mü? Küçük bir bardaktı. Bayağı eski görünümlüydü. Onu düzelttim ben bak. Şaka yapıyorsun. Hayatımın buluşu. Mahvolmuş. Beğenmedin mi?
bugün ne kadar yavaş geçiyor ya. Burada dondurma mı satıyorlarmış? Şimdiden ağzım sulanmaya başladı. Anne olur param olsun. Para dedim çöp çıktı. Peki ya bu? Bununla bir şeyler yapabilirim. Oh bir müşteri. Selam. Merhaba. Gördüğün hoşuna gitti mi? Param varsa evet. Yok ki. Yok mu? O zaman sana yardımcı olamam. Peki. Hemen döneceğim. Tamam. Kendi para birimini yaratabilirsin. Yanımda 3 boyutlu kalemim olduğu sürece sorun yok. Mükemmel. Birkaç adım daha kaldı. Bir dondurma külahına benziyor değil mi? Buna dondurmadan daha çok ne yakışır ki? Çilek sosunu da unutmayalım. Bu şey karnım acıktırdı. Harika görünüyor değil mi? Bu kısımda zinciri tutacak. Çok sevimli oldu. Neyse ki buna uyan küpeler de yaptım. Şimdi kendimi gerçekten güvenli hissediyorum. Görünümüme seviye atlatma zamanı. Neredeyse yakaladım. Dönmüşsün. Evet döndüm ya. Bu kolye müthiş. Dondurmalarınla uyumlu değil mi? Evet. Küçük bir tane lütfen. Bunu da nereden çıkardın? Hep de böyle oluyor. Bu resmen harika. Ufak bir pankek. Çok lezzetli olacaklar. Seksek oynamak istemiyorum. Vay bu leziz koku da neyin nesi? Gidip görsem iyi olur. Vay canına pankek yapmışsın. Paketlerin için sana yaptım. Neredeyse bitirdim. Şu sonuncuyu da çevireyim. Spatulamı altına sokayım. Oh hadi ama. Spatulamın sapı kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Hey buldum. Şu 3 boyutlu kalemini kullanacağım. Çizmeye başlama zamanı. Bu gayet güzel bir spatula şekli oldu. Güzel ama henüz bitmedi. Ortasına daha çok şekil eklemeliyim. İşte bu. Şimdi de farklı renk kullanayım. Bütün bu boşlukları da turuncuyla doldurayım. İçine çizdiğim o şekiller hariç. Onları boş bırakmak istiyorum. Sapına kadar inelim. Alt taraftaki daireyi de doldurmayacağım. Belki bu kürek işe yarar. Geliyor işte. Anne sana yeni bir spatula aldım. Sonunda o son paketi çevirebileceksin. Peki bir deneyeyim. Aman tanrım harika işe yaradı. Tamamdır sonunda kahvaltı zamanı. Muz ve çikolata sosu çok güzel görünüyor. Selam. Selam Ryan. Sana bir şey getirdim. Ay bu bana mı? Bu nasıl açılıyor? Dur. Yo. Kahramanımsın. Az kalmıştı. Ah bir fikrim var. iPhone'unu korumak için tek gereken şey bir silikon tabancası. Bir kat sıcak silikonu iPhone'un kenarlarına sürmeye başla. Dikkatli ol kameranın üstüne gelmesin. Silikonu telefonun kenarından akıt. Telefonun güvende olmasını istiyoruz. Sonra telefonun kalınını kapla. Kalın bir katman elde etmek için bolca sık. Telefon kaplanınca sıcak silikon kurusun. Fazlalıkları kes ve işte benzersiz bir telefon kılıfın oldu. Ne düşünüyorsun? Ah bu harika. Teşekkürler. Brian? Hadi sene. Ay evet. Canına bu işte bayağı iyi olmaya başladım. Kalp çizme dahisi gibiyim. Hadi kendi şeridinde kal. Ne? Aptal yavaş araba. Hadi. Of biraz sessiz olur musun Betty? Sen anlamazsın. Ay. Hey tuşun. Ona nasıl sert basmışsın artık. Ah şimdi nasıl oynayacağım? Bu fena oldu. Ver şunu. O artık benim. Öf çok saçma. Kalemini bırakmış. Bu oyunu iki kişi oynar. Klavyenin tuşunu kaybedersen 3 boyutlu kalemle kendine bir tane yap.
sadece diğer tuşlara uyacak kadar yüksek olsun. Şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. Evet. İşte oyun başlıyor. Amanın. Betty, geri dönmüşsün. Nerede kalmıştım? Betty, sormadan kalemimi almışsın. Niye kız kardeşler bu kadar sinir bozucudur ki? Neyse ki çabuk düşünebiliyorum. Aman neyse. Salıncaktan daha güzel bir şey yok. Geliyorum. Claire. Hey. Baksana ne kadar hızlı koşuyorum. Hiçbir şey beni durduramaz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hey. Telefonum. Yere düşmeden yakalamalıyız. Yakaladım, yakaladım. İşte oldu. Az kalmıştı. Hayır. Umarım ekrana çizilmemiştir. Telefon kılıfı kullanmayı düşünür müsün? Ama bu kılıf çok sıkıcı görünüyor. Sen bilirsin. Buldum. Göz alıcı bir telefon kılıfı yapmak istersen 3D kalem kullanabilirsin. Ne yaptığımı tahmin edebilir misin? Bir ipucu vereyim. Rengarenk bir şey. Neyse ki yanımda bir sürü renk var. Şimdi sıra yeşilde. Birçok çizgi olması tasarımın için önemli. Yeşilden sonra sanırım mavi rengi tercih edeceğim. Böylece hepsini dolduracağım. Neredeyse bitti. Biraz güneş ışığı eklemeden olmaz. Çok neşeli görünüyor. Kuruduktan sonra telefonuna takabilirsin. Yeni telefon kılıfım nasıl? Artık hiç sıkıcı görünmüyor, değil mi? Çok güzel olmuş. Şimdi kaldığım yerden devam edebilirim. Sen hiç ders almaz mısın Claire? Yaptığın çizimlerin daha gerçekçi görünmesini ister misin? O zaman 3 boyutlu kalemle çiziminin üzerinden geç. Harika görünüyor değil mi? Saçları çok gerçekçi oldu. Biraz daha renk ekleyince işler ilginçleşmeye başlayacak. Merak etme, ağzını sonra çizeceğim. Harika kıyafetini tamamladıktan hemen sonra. Fazla renk olması iyidir değil mi? İşte bu iş böyle yapılır millet. Karşınızda göz alıcı 3 boyutlu boyama. Elimi bile alabiliyorum. Ay, burada bir kaldırım taşı olması gerekmiyor muydu? Neyse ki yanımda aletlerim olmadan evden çıkmam. Sanırım bu pek iyi bir seçim değil. Ha, işte bu. 3 boyutlu kalemim her zaman işime yarar. Başkaları da buraya takılmasın. Şuraya birkaç çizgi daha. Şimdi içlerini doldurayım. Kaldırım taşı yok mu? Sorun yok. Neredeyse bitti. Tada! Hah, harika oldu. AirPod kulaklıklar bayağı şık cihazlar ama kutusu fena halde sıkıcı. Ama bir 3 boyutlu kalemle onu çok daha eğlenceli hale getirebiliriz. Kutuya dikine çizgiler çizerek işe başla. Çizgileri birbirine yakın tutarak kutuyu çepeçevre kapla. Düğmenin çevresinden geç. Dibini de kapla ama soket boşluğunu açık bırak. Bunlar bitince başka bir renk al ve kapağa bir daire çiz. 3 boyutlu kalemi kullanarak kutunun kapağına üçgenleri tuttur. Sonra çiçekleri ekle. Son olarak da kirpikleri çiz. AirPod kulaklıkların için tek boynuzlu atlı bir kutu. Hey, şuna bak. Ne tatlı. Biliyorum. Benimki çok sıkıcı. Oh la la la. Bayan Julie için bir kargo var. Umarım seversin tatlım. Acaba içinde ne var? Ya hep istediğim o havalı saç fırçası. Bunu istediğimi hatırladığına inanamıyorum. Sonunda beni dinleyen birini buldum. Süveterimi de tarayacağım. Çok güzel oldu. Hoşuna gitti mi bitki kardeş? Evet, tam orası. Nasılsın Julie? Ha? Hava çok mu rüzgarlıydı? Çünkü saçım biraz dağınık görünüyor. Burada her şey normal. Sadece biraz tarayacağım. Julie. Beni ne sandın? Süs köpeği mi? Neyse. İyi bir saç fırçası gibisi yoktur. Sanırım saçım dolaştı. Çıksana. Hadi. Ah, en sevdiğim saç fırçam.
Neo beni kesinlikle terk edecek. Of ya. Ama sana nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Aha, evet. Her şeyi deneyebilirim. Saç fırçanda eksikler mi var? 3 boyutlu kalemle bu sorunu çözebilirsin. Fakat uyarıyorum, bu biraz zaman alabilir. Böyle daha iyi oldu. Yeni fırçana merhaba de. Müthiş görünmüyor mu? Gözlerime inanamıyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hey, bu kadar yeter. Nasılsın tatlım? Saçın. Evet. Ah, merak etme. Ben halledebilirim. Benim hediyem. Evet. Ah, sanırım takıldı. Hadi gidelim, olur mu? Bir süre aynaya bakma. Tamam, bu tayt kesinlikle işe yarıyor. Sanırım deniz kızı görünümüm bayağı toparlandı. Of, saçım düzgün görünmüyor. Bunu düzeltmeliyim. Bir dakika, nasıl yani? Tarağımı ne olmuş? Doğru ya, eve deniz kızı kıyafetiyle geldim. Kuyruğumu çıkarttım ve çok rahatladım. Ayaklarım serbest kaldı ama kuyruk kokuyordu. Ben de yıkamaya karar verdim. Deniz kızı kuyruklarının bile ara sıra temizlenmesi gerekir. Sonra hazır başlamışken birkaç giysimi daha yıkayayım dedim. Pembe kot pantolonum gibi. Cebimde de bir tarağım vardı. Sonra makineyi yıkamayı ayarladım. Her şeyin yolunda olduğunu sanarak gittim. Ah, hayır! Yapabileceğim bir şey olmalı, öyle değil mi? Sanırım buldum, deneyip görmeliyim. Sonuçta tarağın kılıfı tarak şeklinde. Biraz altın yaprakları koyayım. Ardından epoksi dökeyim. Kılıf benim kalıbım oldu. Hepsini şeffaf epoksi ile doldurmak istiyorum. Bu kadar yeter. Şimdi biraz da yeşilimsi bir renk katıyorum. İşte bu kadar yeter. Şimdi kurumaya bırakayım. Tamam, artık hazır. Umarım işe yaramıştır. Vay canına, gerçekten işe yaradı. Ne kadar da hoş oldu. Tamam, bakalım saçlarımı açabilecek mi? Aa, eski tarağımdan hiç farkı yok. Artık en sevdiğim tarağım bu oldu. Aa, şuna bak, hala benden daha iyi bir deniz kızı olmaya mı çalışıyorsun? Ha? Hmm, ben senden daha iyi bir deniz kızıyım. Yeni deniz kızı tarağıma sor. Senin elinde de aptal bir çatal var. Ah, o tarağı senden daha çok hak ediyorum. Doğru, hadi kaç hemen. Yeterince güzel değilsin, git. Kendimi çok çirkin hissediyorum. Bu kadar kötü olmak zorunda mıydı? Git dedim. Bu iyi işaret değil. Merhaba. Ha? Gideyim mi? Anladığımdan emin değilim. Ha, seni görmemişim. Gel. Peki. İşte portfolyom. Buyurun. Ha, çok ilginç. Gözler güzel. Hiç fena değil. Üstelik bu tuhaf açıya rağmen. Ama genel olarak sıkıcı. Hayır. Ha, peki. Git. Of ya. Şu kumaş desenlerine bak. Demek bundan hoşlanıyor, öyle mi? O zaman işleri ilginçleştirebilirim. Şöyle bir desenle başla. Dur. Şimdi zıt bir renkle yeni bir desen çiz. İlginç görünüyor değil mi? Ama daha işimiz bitmedi. Bu renkler gerçekten birbirine uyuyor. Ve bitti. Neredeyse yani. Pardon. Yeni resimlerle geldim. Ay, yine mi sen? Bana güvenin. Bu resimleri beğeneceksiniz. Aa, seni sonra arayacağım. Ha, bunlar gerçekten farklı. Tam ajansların aradığı türden. Hoş geldin. Çok güzel. Buna inanamıyorum. Artık bir modelim. Ah, ilk misafirim. Selam canım. Harika görünüyorsun. Sen de öyle. Mutlu yıllar. Ah, telefon kılıfı mı?
Sağ ol ama bende bu var. Aa, pardon. Ama bir şey daha var. İşte. Aa, benim de dişlerim var. Evet tabii. Burada bir şey daha olmalı. Ah, bunu unutmuşum. Ah, çok üzgünüm. Bir dakika. O bir üç boyutlu kalem mi? Sanırım bir fikrim var. Telefonunu düz bir yüzeye yerleştir. Sonra üç boyutlu kalemle çizmeye başla. Aşağıdan yukarı doğru doldur. Hayal gücünü çalıştır. Ama hepsinin kaplanmasına dikkat et. Hiçbir noktayı atlama. Tabii kamera kısmını boş bırak. Bu bölümde acele etme. Şimdi yanlarını da çiz. Ana fikir güvenli ve kişisel bir telefon kılıfı hazırlamak. Aynen böyle. Pekala, sana bir şey daha getirdim. Oo, buna bayıldım. Harika, girebilir miyim? Ah, bir misafir daha. Selam. Mutlu yıllar, işte hediyem. Hadi bakalım, erişte yapma zamanı. Çatalımı da alayım. Oo, çok güzel kokuyor. Ne varmış burada? Ah, bu çatalı alabilirsin istersen. Yani sanırım. Pekala, bana bir çatal gerekiyor. Ne? Bütün çatallar nasıl satılmış olabilir? Aa, ne yapacağım? Bu erişteyi bir şekilde yemem lazım. Peki şu okulu deneyeyim. Evet, bir sürü çatal var. Harika. Aman tanrım, bütün bu çocuklar da nereden çıktı? Hayır, bütün çatalları alıyorlar. Öf, altı üstü bir erişte mi yemek istiyordum? Bir dakika, tabii ya, nasıl unutabilirim? Çatal sorunu çözme zamanı geldi. Şu deseni çizerek başlayayım, tam olarak böyle. Evet, harika gidiyor. Bitti, ben bir dahiyim. Üç boyutlu kalemimle bir çatal yaptım. Hmm, gerçekten umduğum kadar lezzetliler. Bir şeyler atıştırma vakti. Ah, o hayallerimdeki kız. Her polis donat sever. Şöyle rahat edeyim. Cennette gibiyim. İyi görünüyorlar. Oh, ah, şimdi olmaz. Bunun sesi niye bu kadar yüksek ya? Alo? Onu kollarıma alabilseydim. Donatlarım. Onları artık yiyemem. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Düşün, onu nasıl etkileyebilirim? Oh, sanırım buldum. Haha. Üç boyutlu kalemle bir daire çiz. Daireyi büyüttükçe büyüt. Daire doğru büyüklüğe geldiğinde üç boyutlu kalemle ona yükseklik kazandır. Dairenin üzerinden giderek katmanları oluştur. Aynısını ortada da yap. Sonunda şöyle bir şey ortaya çıkacak. Bir mini donat. Başka bir renk al ve üst kaplamasını yap. İnsanı acıktırıyor. İyi görünüyor. Biraz süs şekeri ve bir zincir ekle. İşte ideal hediye. Oh, umarım beğenir. Geliyorum aşkım. Hey, psst. Ne istiyorsun? Gelsene bir. Umarım tuzak kurmaya kalkmıyorsundur. Ben de senin için bir şey var. Ah, çok güzel. Bayıldım. Çok tatlısın. Evet. Selam. Selam. Pekala, elimde kalıbım ve dolgusu var. Şimdi bunun içini tamamen dolduruyoruz. Oo, dolgusu simliymiş. Çok eğlenceli. Birazcık daha ve tamamdır. Şimdi dolgu iyice kurusun. Yeterince uzun kaldı. Şimdi bunu kalıbından çıkaralım. Evet. Tek boyunuzla atıma bayıldım ve onu telefon kılıfımda kullanacağım için çok mutluyum. Oh, buz gibi. Yine kanepede uyuyakalmışım. Oh, saçlarım fena karışmış. İşte tarağım şurada. Ve bir sürü de başka ıvır zıvır. İğrenç. Üstü bütün örümcek ağ kaplanmış. Hiç yoktan iyidir sanırım. Bu eskisi kadar işe yaramıyor. Niye düğümler açılmıyor ya? Ay, bu devasa bir düğüm.
Bu çok saçma. Çık şuradan, hadi sene. Amanın, bu eskiden başıma yapışıktı. Bu zayıf şey bunu nasıl yapabildi? Neyse. Tırnaklarımla tarayayım bari. Ya da taramamalıyım. Buralarda işe yarar bir şeyler var mı? Şu spatula nasıl mesela? Tabii ya. Fırça kılları yapmak için 3 boyutlu kalem kullan. Biraz sürebilir ama sonuç buna kesinlikle değer. Kılları istediğin uzunlukta yapabilirsin. Spatulanın üstünü tamamen kaplayana kadar devam et. Şimdi kesme zamanı. Yarıya kadar kessen yeter. İşte kendine fırça yaptın. Artık saçlarındaki düğünlerin şansı kalmadı. Saçlarım yumuşacık ve pürüzsüz olacak. Üstelik tek kuruş harcamadım. Saçlarım ne kadar harika görünüyor. Yaratıcı olmak harika ve yorucu. Bu nasıl olabilir? Okumaya devam etmeliyim. Evet, bu mantıklı. Şimdi anladım. Peki ya. Of, başım. Havalılar sınıfı mı? Aman tanrım. Tamam, sakin ol. Bu benim için çok iyi bir fırsat olabilir. Hadi bakalım. Aman tanrım. Çok harika. Sınıftaki şu havalı tiplere bak. Orada köşede dövme yapıyorlar. Ve buradakinin bir gitarı var. Çok havalı. Devam et. Bu dövme çok harika bir şey olacak. Of, bu sanki bayağı acıtıyor. Umarım ineleri sterilize etmişlerdir. Bu iyi birine benziyor sanki. Belki de değildir. Vay canına. Kız bilek güneşinde çocuğun canını okudu. Amanın, o aslında öğretmenmiş. Ne? Kıyafet kuralı mı? Ne yani? Ne yapmam gerekiyor? Bir bakalım. Piercing. Hem de bir sürü piercing. Of. Ben şimdi ne yapacağım? Bu sınıf için yeterince havalı değilim. Ama ben bir sürü ev ödevi yapmıştım. Bir saniye. Ataş. Hey. Bununla harika bir şey yapabilirim. Pekala, bunun için birden fazla ataşa ihtiyacım var. 4 tane yeter sanırım. Şimdi bir tel kesici lazım. Bu yaptığım amcaları dudağıma ve burnuma takacağım. Şimdi sıra kıyafetlerimle saçlarımı değiştirmede. Sınıfa kendimi tekrar tanıtmamın zamanı geldi. Çok havalı. Sınıfımıza hoş geldin. İşte bu. Sen bizden birisin. Yüzündeki piercinglere bak. Acayip. Bu kızdan çok hoşlandım. Harekete geçmem lazım. Selam. Bunu dersler sonra yap lütfen. Peki o zaman. Ama gel benim yanımdaki sıraya otur. Günaydın Julie. Yeni kupam harika görünmüyor mu? Çok şirin. Bakabilir miyim? Hayatta olmaz. Hayır. Pekala, sen bilirsin. Acaba bunu nerede güvende tutabilirim? Bu raf bayağı yüksek gibi. Julie buraya asla uzanamaz. Topuklu ayakkabılarıyla bile. Görüşürüz. Ortalık sakin görünüyor. Kupa operasyonu başlasın. Az kaldı. Onu parmaklarımın ucunda hissedebiliyorum. Evet. Hayır. İnanamıyorum. Şimdi işim bitti. Hemen kanıtları saklamalıyım. Umarım kimse buraya bakmaz. 3 boyutlu kalemim. Belki de kupayı düzeltebilirim. Alüminyum folyoya şekil vermekle başla. Üzerini kapladıktan sonra kurumasını bekle ve sonra çıkar. Sonraki aşamada biraz yaratıcılık var. Büyük bir kırmızı kalple başlayalım. İçini doldurmayı unutma. Yukarı aşağı çizgiler yapabilirsin. Ve bu kadar. Çok sessiz olmalıyım. İşte oldu. Bir bakalım. Ya, ne kadar şirin bir kupa bu. Dişim nihayet çıkmış. Gel de onu al, diş perisi. Sabahı iple çekiyorum. Buna asla alışamayacağım.
İğrenç, git üstümden. Ay! Ha, amanın. Ağlamaz. Hasarı düzeltsem iyi olur. Bu Hasan'ın daha iyi günleri oldu. Bu kesin. Uyanıyor. En sevdiğin tabağı mı kırdın? Onu hemen düzeltmek için 3 boyutlu kalem kullan. Bu kısmı biraz zaman alıyor ama buna değecek. Kenarı tamam. Sonra üzerinden geçen böyle çizgiler çek. Neredeyse yarısına geldik millet. Şimdi aynısını ters yönde yapıyoruz. Şöyle görünmesi gerekiyor. Güzel değil mi? Eski tabağını aratmayacak. Hadi bakalım. Neredeyse unutuyordum. Aslında bunun için gelmiştim. Bunun altında bir diş varmış. Bingo! Bunu hak etti. Seninle iş yapmak bir zevkti. Ah, cidden mi? Aman çok sıkıcıymış. Gerçekten sıkıldım. Aman tanrım geliyor işte inanamıyorum. Ya yine geç kaldın. Neyse otur bakalım. Yanıma oturacak. Umarım iyi görünüyorumdur. Bu ne? Aşçı başlığı mı? Hey bebek nasıl gidiyor? Aa, güzel. Biraz dondurma ister misin? Ben abur cubur yemem. Ay, harika biri. Ne? Olamaz. Tişörtüme döktüm. Bu korkunç bir felaket. Bu lekeyi görürse düğünümüz kesinlikle iptal oldu demektir. Kesinlikle benden kaçacaktır. Üstelik bir sporcu olduğu için çok da hızlı kaçacak. Bu leke her şeyi mahvedecek. Onu yakalayamayacağım. Rüyalarım sona erecek. Hayır! Aman tanrım. Bunun başıma gelmesine izin veremem. Burada işime yarayacak bir şeyler olmalı. 3 boyutlu kalemim olmaz mı? Evet, bu işe yarayabilir. Peki, bir üçgen çizerek başlayayım. Sonra ileri geri götürerek içini dolduruyorum. Ucuna kadar iniyorum. Güzel. Şimdi çapraz çizgiler yapıyorum. Sonra da diğer yöne. Birbirlerini kesiyorlar. Güzel görünüyor. Şimdi pembeye geçme zamanı. Sonra da çizdiğim dairenin içini dolduruyorum. İleri geri, ileri geri. Bu çok tatlı bir renk. İşte bu kadar. Dibe de şöyle kıvrımlı bir hat ekleyeyim. Tekrar renkleri değiştirmem lazım. Bu şekilde dondurmaya fırıl fırıl bir çizgi çizebilirim. Şimdi de yine içini dolduruyorum. Ortaya çıkmaya başlıyor. Çikolata gibi görünüyor. Yine de biraz şeker serpiştirelim. Birkaç tane daha ekleyince tamamdır. Vah canına harika oldu. Şimdi bunu tişörtümün üstündeki lekenin üzerine koyayım. Bunun hakkında ne düşünecek acaba? Oo şuraya bak. Önceden de tatlı buluyordum ama. Ne haber dondurma külahın epey havalıymış. Seni bu yüzden seviyorum la la la. Bu çok uzun sürdü. Çok acıktım. Aa, bir şeyler yiyebilir miyiz? Tabii. Oo, çok şıkmış. Al bakalım. Ne romantik. Sanırım bir şeyi unuttun. Ha, kaşığa ne gerek var ki? Aa, peki. İyi. Lezzet. Bu çok iğrenç. Ama o hoş bir çocuk. Sen yemiyor musun? Ha, yok ben halimden memnunum. Ama ben her şeyin mükemmel olmasını istiyordum. Dur çantama bir bakayım. Yumurta mı? Oraya nereden girmiş? 3 boyutlu kalem mi? Aa, bir dakika. Bir fikrim var. Bir yumurta al ve 3 boyutlu kalemle üstünü çiz. Yumurtanın üstüne bir spiral çiz. Aynen şöyle. Sonra spiralin üstüne enlemesine çizgiler çiz. İçini doldurmaya başla. Bu tamam olunca silikonu yumurtadan çıkar. Ve ucuna bir sap tuttur. Artık bir kaşığın oldu. Sonra 3 boyutlu kalem kullanarak bazı detaylar ekle. Biz pati izi yapacağız. Kaşığa daha fazla detay ekle. Son olarak kaşığın içine bir yüz çiz. Hey Esi, sana bunu yaptım. Bana mı? Bayıldım. Lezzet. Ay, çiğnemeden yutmasana. Bu geçirdiğim en güzel gün.
Asla bir lokantaya gitmeyeceğiz. Ama sen harikasın. Pardon. Hey. Olamaz. Ne yapacağım? Buldum. Üç boyutlu kalemi kullanabilirim. Bu kolay olacak. Boşluğun üstüne çizgiler çiziyorum. Bu ana çerçeve olacak. Sonra üstünü ağ şeklinde kaplıyorum. Böylece daha sağlam olacak. Tamam, şimdi de içini doldurayım. Birbirine yakın çizgiler çiziyorum. İşte bu kadarı yeterlidir. Şimdi tuvaleti kullanayım. Ne yapıyor bu içeride? Ah, nihayet. Çok sıkışmışlar galiba. Ne? Evde mi unutmuşum? Aa, bunlar da 5 yıl önceden kalma. Ama hiç yoktan iyidir. Amanın, müze filan mı soydun? Aa, bunun işi de burada biter. Özel kalemim. Azıcık sıkıyorum. Ve yeni bir çift kulaklığım oluyor. Bak. Böyle daha iyi. Müzik de güzelmiş. Bir kalem tüyosu daha işte. Buna bayılacaksın. Boyun hamurundan bir parça al ve üstüne 2 kalp şekilli kurabiye kalıbı koy. Kalıplara nazikçe bastır. Artık hamuru dikkatlice temizle. Sonra da kalıpları kaldır. Kalıbın ortasını epoksi reçineyle doldur. Bir şırınga bu işi kolaylaştırabilir. Reçinenin kurumasını bekle. Sonra da üstüne biraz sim dök. Ardından diğer kalple üstünü kapat. Kolyem çok güzel oldu. Oo, şuna bak. Müthiş görünüyor. Acelem var. Peki. Pardon. Nereye gidiyorsun? Konuşacak vaktim yok. Hey, yavaşla sana. Ne oldu? Bu ne acele? Randevum var Chris'le. Şuna bir baksana. Çok tatlı. Öyle diyorsan bilmem gerekirdi. Hazırlanmam lazım. Güzel görünmek istiyorum. Mükemmel olmam lazım. Rahatlasana. İyi geçecek. Peki, sanırım hazırım. Bana bir kolye lazım. Ah, bu hoşmuş. Bu bana hep yakışır. Ah, takamıyorum ki. Ah, sanırım olmayacak. Luna, yardım edebilir misin? Peki, ver bakalım. Teşekkürler. Şimdi. Özür dilerim. Durumu toparlayabilirim. Yapabileceğim şeyler olmalı. Buldum. Şu 3 boyutlu kalemi alalım. Bununla şu büstün üstünde çalışalım. Kalemle sarmal deseni yapalım. Boynun tamamına yapalım. Şimdi de baştan başlayıp daha çok sarmal yapalım. İşte oldu. Sanırım hazır. Bu bir gerdanlık. Jennifer, bak bende ne var? Ne? Aa, sen mi yaptın? Sana yaptım. Aa, vay canına, teşekkürler. Bayıldım. Bana da çok yakıştı. Gitmem lazım. İyi eğlenceler. Son bir keseyim ve bilekliğim hazırdır. Tatlı oldu. Oh, Jennifer hediyemiş. Selam Luna. Selam. Bir dakika. Piercing yaptırmışsın. Çok havalı. Biraz değişiklik istemiştim de. Ben de farklı olmak istiyorum. Piercing kardeş olabiliriz. Güzel fikir diye buna derim.
Hadi gel gidelim. Selam, beni hatırladın mı? Bir kurban daha getirdim, müşteri diyecektim. O mu? Cidden mi? Gerçi belki onu da havalı birine dönüştürebiliriz. Gel şuraya. Buna bayılacaksın. Ah, girdik bir maceraya. Peki, şurada olmasını düşünüyorum. Harika. Hadi bakalım. Konuşmayı pek sevmiyorsun ha? Bu acıtacak. İğne bu. İğnelerden biri. Kımıldama. Kımıldama dedim. Hayır! Ha, çok utandırıcıydı. İğne kocamandı. Ama gerçekten bir piercing istemiştim. Artık yapabileceğimiz pek bir şey yok. Ya da olabilir ya. Sanırım bir fikrim var. Tek ihtiyacımız olan kirpik yapıştırıcısı ve şu boncuklar. Hadi bakalım. Boncuğa biraz yapıştırıcı sürelim. Sonra da cildine bastıralım. Şimdi de burun piercingi yapalım. Vay, harika duruyor. Keşke ben de bunu düşünseydim. Bu da sonuncusu. Vay, çok teşekkürler. Üstelik acısız geçti. Harika görünüyorsun. Piercing kardeşliği. Annem çok kızacak. Ah, kulaklıklarım. Her yerde arıyordum. Yeni şarkıyı. Şunlara bak, iğrençler. Oh, tam da bu lazımdı. Teşekkürler. Ah, kusmak üzereyim. Tamamdır. Sanırım oldu. Ama daha saçımı tarayacağım. Travma, ne olmuş böyle? Siyah saç dolu. Niyam! Hmm, çok güzelmiş. Travma bak, benim eşyalarımı kullanma. Ne? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Şaka mı bu? Üstünde ismim yazıyor. Bıdı 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 bıdı. İğrenç olmuş, çok da gıcık. Bir dakika. Nasıl düzelteceğimi biliyorum. Tahta bir kaşık ve 3 boyutlu kalem yeter. Önce kaşığın üstünü boydan boya çizelim. Yani kaşığın üstünü ince çizgilerle dolduralım. Şimdi de 3 boyutlu kalemle plastiğin üstünden yukarı doğru şeritler çekelim. Küçük mızraklara benziyorlar. Eşit aralıklarla yapalım. Plastiğin tamamını bu sivri uçlarla kaplamam gerekiyor. Aynı boyda olmamaları da önemli değil. Zaten sonra makasla keseceğiz. Bu sayede eşit olacaklar. Bu kadarı yeterlidir. Keşke bunu daha önce düşünseydim. Artık saçımı tarayabilirim. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ve üstünde de Liam'ın saçı falan yok. Harika oldu. Ah, şimdi hazırım. Oh, popom. Cidden mi Liam? Yetti artık. Hey, dikkat et, ben kaçar. Tırnaklarım güzelce törpülendi. Kırmızı iyi olur. Manikür salonuna gitmeye kimin ihtiyacı var ki? Ah, benim anlaşılan. Ne sakarım. Of ya. Oje şimdi nasıl çıkacak? Çıksana. Hala orada mısın? Daha güçlü bir şeyler denemeliyim. İşte böyle. Oh, ümitsiz durum. Bunu kurtarmak mümkün mü ki? Belki de hayal gücümü kullanmalıyım. Biraz el işi yapalım. Bu silikon kalemiyle kendime yeni bir telefon kılıfı yapacağım. Kılıfa benzemeye başladı mı? Yanları unutma. İstediğin rengi kullanabilirsin. Bu kıyafetime uyuyor. Ne haber canım? Oh, ne gündü ama. Hop, dur bakalım. Hızlıca bir kontrol yapayım. Ayakkabılar ilginçmiş. Yok, içeri giremezsin. Şaka mı bu? Levhaya baksana, ayakkabı yasak. Ah, peki. Oh, ne kadar çok crocs var. Benim olanı nasıl bulacağım? Birileri kesin çalar eminim. Buna izin veremem. Mutlaka yapabileceğim işi vardır. Pant pant, eğleniyorum. Oh, bu işe yarar. Şunu alıyorum. Ne? Pardon, üzgünüm. Al şunu.
Oo, kolay, teşekkürler. Sorun değil. Bu tam bana lazım olan şey. Ayakkabılarımı işaretleme zamanı. Önce popitin üstündeki boncukları keselim. Bunlar işe renk katacak. Ayakkabımın üstüne koyacağım. Tutkalla da yerlerine sabitleyelim. Renkleri karıştıralım da daha canlı görünsünler. Neredeyse tamam. Vay, bana özel sandalet. Hangi çift benim belli oluyor. Diğerleri çok sıradan. Peki artık girebilir miyim? İyi eğlenceler. Rahatlama zamanı. Eve dönmem lazım. Ayakkabılarımı alayım. Ha? Nereye kayboldular? Birisi almış işte. Pat pat pat. Ayakkabılar da harikaymış ama biraz kokuyorlar. Pat pat pat. Aa, çok tatlı ya. Hey Emma, iyi misin? Tabii ki. Hadi başlayalım. Önce ısınalım. Oyun dediğin ciddiyiştir. İşte şimdi bittin. Şu hareketlere bak. Oyunla çalışmışsın. Ha, tabii ki. Yuhuu. Ama hala yeterince iyi değilsin. Kaybetmeye hazırlan. Ne? Bunu nasıl yaptın? Evet, en iyi benim. Haydi bastırlıyorum. Şanslı bir vuruştu canım. İntikamımı alacağım. Liam'ın mouse'unu şu sapunla değiştireceğim. Çok kolaydı. Sana bir şans daha. Tekrar. Ne? Ne oluyor ya? Dur, bir terslik var. Aa, çok üzgünüm. Sabun mu? Aa, hadi ama. Hile yaptın. Görürsün şimdi hileyi. Hayır. Bu hiç adil değil. Tüh, parmağım kaymış. Şimdi de oyun biter. Cidden bu oyunda çok iyiyim ya. Hep kazanıyorum. Hayır, çok gıcıksın. Gerçeklerle yüzleşelim Emma. En iyi benim. Canım yandı ya. Kafam kocaman şişecek şimdi. Olamaz, kulaklıklarım. Kullanılmaz hale geldiler. Aa, iyi misin? Bak, mahvoldular. Endişelenme. Benim kulaklıklarım duruyor. Kullanabilirsin. Ha, cidden mi? Dur. Sanırım bir fikrim var. Üç boyutlu kalemim gerekecek. Önce bir daire çizerek başlayalım. Ama ortasına bir anahtar deliği bırakalım. Sonra da içine daha küçük bir daire. Şimdi de dolduralım. Çizgilerin içinde kalmamız lazım. Bayağı da rahatlatıcıymış. İlk kısım neredeyse bitti. Şimdi de üstüne inşa edelim. Kenarlardan dikmeler çıkıyoruz. Sonra hepsini birleştireceğiz. Ve bunu da dolduracağız. Her tarafına aynı şey yapalım. Ta ki elimizde şöyle bir şey olana kadar. Mükemmel. Birkaç parça daha yapmalıyız. Artık bir araya getirebiliriz. Bunun için kalemi kullanalım ve iyice sağlam yapalım. Sonra kulaklığı içine sokuyoruz. Şimdi oyuna hazırım. Kulağa iyi bir his veriyor. Peki başlayalım. Ama bu sefer hile hurda yok. Anlaştık. İşimizin başındayız yine. Dur. Neon ışın var mı? İşte burada. Tamamdır, girebilirsin. İyi eğlenceler. Hop. Ne oldu? Bu bir neon partisi. Seninki nerede? Bu kıyafete baksana. Aksesuara ihtiyacın mı var? Tabelayı oku. Neon partisi. Peki. Yuhuu. Parti zamanı. Böyle mi giyineyim yani? Bir dakika. Versene şunu. Hey, ne yapıyorsun? Benim de o. İçiyordum ya. Önce üç boyutlu kalemle küçük bir plastik nokta yapalım. Sonra da kalemi bardağın etrafında döndürelim. Her çizgi arasında biraz boşluk kalsın. Bunu bardağın tamamına yapalım. Bu pembe de çok canlıymış. Birkaç tane daha. Bu kadar yeter. Sonra da elimi bardağa geçirip plastiği bileğime kaydırayım. Harika bir bileklik oldu. Bardakla da işim bitti. Dur. Ne onu görelim. Ta-ta! Mutlu musun? Bir bakayım, emin olamadım.
Peki ya şimdi? Oldun mu? İzin vermen lazım artık. Ha, beğendim. Geç bakalım. Sonunda. Peki ya benim içecek? Oo, fena halde kazanıyorum. Oh, biraz ara vereyim. Ekrana bakıp durmak uykumu getirdi. Oh, evet. İlginçmiş. Ay, o da neydi? Kedi değildi değil mi? Oh, Edison'ın gözlüğüymüş. O beni öldürecek. Oh, ve de koca popomu. Ama tekrar düşününce bu kalem her şeyi çözebilir. Önce camların çerçevesini şöyle çiz. Bütün çerçevesini sarsın. Tamamen kaplayana kadar devam et. Tanıdık geldi mi? Şimdi tek gereken onları birleştirmek. Şimdi sıra saplarda. Ve bitti. Bence gayet güzel görünüyor. Uyanma, uyanma. Oh, ucuz atlattım. Ah, büyüklüğü tam sana göre. Gözlüklerimle mi uyumuşum? Eyvah. Ha, tuhaf. Huh, başardım. Sonra da dedim ki, peki bana ne kanka? Hoca bana yine de cezayı bastı. Aman umurumda değildi. Çok komiksin. Keşke orada olsaymışım. Liam. İmdat. İmdat. Ne oldu? Ah, sorun yok, yetiştim. Çok korktum. Teşekkürler Liam. Lollipop'um nereye gitti? Aa, işte buradaymış. Onu yemem ki. Hep saç olmuş. İğrenç. Hmm, keşke Emma'ya yardımım dokunsa. Hmm. Emma, bunu alsana. Yok, sağ ol. Denedim en azından. Bir dakika, bir fikrim var. Şekeri tutkal tabancamıza koyalım. Şu kağıda ufak bir üçgen çizmiştim ve bunu erimiş şekerli renklendirelim. Hmm, çok güzel kokuyor. Çizgilerin içinde kalalım, mükemmel olması gerekiyor. Üçgenin altında bir boşluk bırakmalıyız. Tamam, şimdi de renk katalım. Yeşil bir şey kullanmalıyım. Şimdi de daha koyu bir yeşil. Neredeyse bitti. Tahta bir çubuk koyup biraz detay eklemeliyim. Karpuz lollipopu oldu. Oh, müthişmiş. Sana yaptım. Çok tatlı. Hiç sorun değil. Leziz mi leziz? Harika. Bir de kendime yaptım. Gayet güzelmiş. Dışarı çıktığımıza sevindim. Ben de yıllardır hiç dışarı çıkmıyormuşuz gibi geliyordu. Romantik bir yemek gibisi yok. Sadece sen ve ben işte. İşte bu mükemmel anı bekliyordum. Emma, sana şöyle bir tavuk mu aldım? Bu nasıl buraya girdi ya? Bunu sana aldım. Tuvalet fırçası mı? Bir dakika, özür dilerim. Bunu sana aldım. Benim için dünyalara değersin. Ya, ama çok güzelmiş. Tıpkı senin gibi. Bayıldım. Hadi bir fotoğraf çekelim. Pardon. Fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Tabii ki. Gülümse. Bakayım. Bu aynı yüzük mü? Olamaz, inanamıyorum. Kameramı ver. Teşekkürler. Şimdi gidebilirsin. Peki. Ne oldu şimdi? Aynı yüzükten takıyordu. Birebir aynısıydı. Benim yüzümün özel olması lazım. Ne yapacağım şimdi? Buldum. Şu kağıda bir kalp çizelim. Sonra da kenarlarından şeffaf tutkalla geçelim. İçini de dolduralım ama şekli bozulmasın. Yavaşça, mahvetmek istemeyiz. Oldu. Sıradaki adıma geçelim. Kurumadan önce şu yüzüğü üstüne basalım. Nazik davranmalıyız. Harika oldu. Daha çok tutkal sürelim. Bu kadar yeter. Sonra da şu boncuklara batıralım. İşte tamamen orijinal oldu. Emma, al bakalım. Umarım beğenirsin.
Ya Liam, muhteşem olmuş. Çok romantiksin. Teşekkürler. Çok mutlu oldum. Bu renk zürafa için birebir. Çok güzel duruyor. Başka neyi boyayabilirim? Babamı da biraz güzelleştirebilirim. Ne güzel uyumuşum. En son baktığımda bıyıklarım yeşil değildi. Emma yine boyacılığa başlamış. Çok sanatsızım. Kahvaltı zamanı tatlım. Boyaları bırak bakalım. Tamam babacığım. Dur. Kaşığı da boyayabilirim. Şimdiden çok daha güzel oldu. Ne yapıyorsun tatlım? Dur bakalım. Bunu kullanamazsın. Çok kabasın. Şşş, hemen üzülme. Dur bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Bence bu işe yarayacak. Bana 3 boyutlu kalem ve kaşık lazım. Tek yapmam gereken şeklini çıkarmak. Emma şunu görene kadar bekle. Buna resmen bayılacak. Şimdi de sapını yapalım. En aşağıya kadar takip etsek yeter. İşte bu. Kaşığı kaldırdık mı? Tamamdır. Şuna bak. Ay, müthişmiş. Tıpkı boyadığım kaşık gibi. Denemek istiyorum. En sevdiğim şey. Harika olmuş baba. Teşekkürler. Daha çok yiyemeyeceğim. Neden öyle bakıyorsun bana? Hareket etme. Hayır, saçım olmaz. Uzak dur.